Türkiye'de dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilgi artıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Çin'le daha fazla ticaret için Çin Kültür Merkezi açtı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir'in ekonomik hayatına katkıda bulunmayı hedefleyen bir üniversitedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Muan, ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Hedefimiz Konfüçyüs Enstitüsü dedi. İkinci yabancı diller arasında Çince, Japonca, Rusça gibi ülkemizin önemli ticaret paydaşları da bulunmaktadır. Böyle başlamış bir hikayeyi sonunda biz Konfüçyüs Enstitüsü yapmak istiyoruz. Üniversitede 2010'dan bu yana Çince dil eğitimi veriliyor. Şu anda 50'nin üzerinde öğrenci ders alıyor. Çince zor bir dil ve zor olduğu için az kişi seçiyor. Az kişi seçtiği için de daha değerli. Hem gelecekteki mesleğim için hem de değerli olan şeyi seçmem benim için daha fazla avantajlı olacağı için o yüzden seçtim. Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinin çoğu Çin'de artık üretim yapıyor. İnşallah bir gün ben de Çin'de çalışmak istiyorum. Çin Kültür Merkezi, Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu işbirliğiyle hayata geçirildi. Ni hao, wo jie Betul. Wo shi İzmir Jingji Daoshi de shuexiang. Adımın Betül olduğunu ve şu an İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisi olduğumu söyledim. Üç yıldır İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde çalışan Yuan Pang, dil eğitiminin yanı sıra kültürel tanıtım da yaptıklarını söyledi. Üniversitemizdeki eğitim, Çince eğitim sadece dil olarak değil, Çin kültürü de aynı zamanda tanıtım yapıyoruz. Mesela her sene çeşitli etkinlikleri de düzenliyoruz. Çin Kültür Gecesi, Çin Sanat Gecesi, film gecesi ya da oyunları gibi bu türlü etkinlikleri düzenliyoruz. Çin'i anlatan kitap ve filmlerle derslikte küçük bir kitaplık oluşturuldu. Okul kütüphanesine de Çin köşesi açıldı.